Merhabalar Hinerli Kadınlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün 4 ana malzeme ile çok güzel lezzetli bir çorba hazırlayacağım. Hemen tarifime geçiyorum. Sizleri hiç bekletmeden. Gördüğünüz gibi birer kaşık kullanacağız. 4 malzemeden. hemen bunu öncelikle bir yıkayacağım. Bir süzgece alıyorum. 1 yemek kaşığı kırmızı mercimek. 1 yemek kaşığı bulgur. 1 yemek kaşığı pirinç. Bir yemek kaşığı da arpa şehriye kullandım. Arpa şehriye yıkamanız şart değil. Ben hepsini içerisine koydum ve yıkadım. Yıkadıktan sonra hemen pişireceğim. Tencereye alıyorum. üzerine ilk etapta 1 litre su ekledim. Daha sonra terbiyeden sonra koyulaştığı için daha sonra su eklemesi yaptım. Şimdi 1 litre su, suyu ekleyip e, ocağa koyuyorum. Yaklaşık 20 dakika kaynattım. E, o kaynarken ben de hemen terbiyesini hazırlıyorum. 3 yemek kaşığı dolusu yoğurt ekledim kaseye. kaşığı un ekliyorum. Bir tane yumurta ekliyorum. Bütün olarak ekledim. Bir yemek kaşığı kadar da limon suyu ekliyorum. Bu malzemeyi iyice çırpalım. Hiç topak kalmayacak şekilde güzelce çırptım. videomu buraya kadar izlediyseniz hemen küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma halen abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bu videonun altına da yorum ve beğeni yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Hemen bu hatırlatmadan sonra tekrardan dönelim çorbamıza. Gördüğünüz gibi terbiyeyi iyice çırpıyorum. İçerisinde yumurta kokusu olmaması için çok güzel bir şekilde çırpalım. Çünkü yumurtayı bütün kullandık. Evet şimdi e, yumuşadılar. Pirinci kontrol edebilirsiniz. E, bulguru zaten hepsi çok çabuk pişiyor. 20 dakika yetti benim için. E, hemen şimdi terbiyeyi direkt dökmeyelim. Buradaki sıcak sudan biraz alıyorum ve ılıştırıyorum. hızlı bir şekilde çırpalım. Çok az malzeme ile aslında bir tencere çorba oldu. Gerçekten çok bereketli bir çorba. Yavaş bir şekilde ekliyorum ve sürekli karıştırıyorum. Bakın gördüğünüz gibi hemen koyulaştı. Birazdan su ekleyeceğim. Ben et suyu ekledim. İsterseniz normal su ekleyin, isterseniz et suyu, tavuk suyu ekleyebilirsiniz. Tavuk suyu kullandım ben. Bu daha lezzetli oluyor. Hazırda vardı hemen onu kullandım. Gördüğünüz gibi kaynayana kadar böyle biraz karıştırdım. Daha sonra çok karıştırmanıza gerek yok. önce 2 su bardağı tavuk suyu ekledim. Biraz daha gözüme koyu geldi. 1 su bardağı da sıcak su ekledim. Toplamda 8 su bardağı su kullanmış oldum. Siz de sonradan eklediğiniz suyu yavaş yavaş ekleyin. Ekledikten sonra şöyle bir karıştırıyorum ve kıvamına bakıyorum. Hemen ikinci su bardağını da ekliyorum. Burada biraz koyu geldiği için bir bardak daha su ekledim. Çünkü bu tür çorbalar biraz da beklediği için koyulaşıyor. Hemen tekrardan bir karıştırıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Bir taşım kaynadıktan sonra alacağım artık. Ben hemen kenarda sos hazırlayacağım. Hemen üzerine bir sos hazırlayacağım. Yağlı toz biberle. İsterseniz direkt çorbaya dökebilirsiniz bu sosu. İsterseniz de böyle servis yaptıktan sonra kaselerin üzerine dökün. Ben kasenin üzerine dökmeyi tercih ediyorum. O şekilde hem görüntüsü daha güzel oluyor. Gördüğünüz gibi çorbayı son defa bir kıvamına bakıyorum. Gösterdim sizlere. Dediğim gibi son su bardağını tekrardan ekledim. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekliyorum. 1 tatlı kaşığı da tereyağı ekledim. Yağın ısınmasını bekliyorum. Çorbanın tuzunu da atabiliriz artık koyulaştı. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar attım. Bakabilirsiniz kıvamına tadına. Tamak zevkinize göre tuz miktarını azaltabilir veya çoğaltabilirsiniz. koyuluğu bu şekilde oldu. Hemen yağı eridikten sonra biraz kırmızı toz biber ekliyorum. Kırmızı toz biber ekledikten sonra ocağın altını kapattım çünkü biber çok çabuk yanıyor. Hazırladım. Şimdi servis tabağına alacağım ve üzerine sosu gezdireceğim. Çorbayı da kapattım. Evet çorbanın üzerine sos gezdiriyorum. Ve tarifimiz bu kadardı. İnşallah bu güzel çorbayı, besleyici çorbayı siz de dener ve beğenirsiniz. Bugünlük tarifimiz sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.